kız kardeşi geliyor bir yerden. Ya abisi geliyor. Hepimiz çıkacağız. İbrahim abi, ne olacak fiyatlar? Şimdi rakamlara baktığımız zaman, arkadaşlar ekrana verebilirseniz, konu sektörü diye hazırladım. Konu sektörü 2013'ten 2021'e. Evet, arkadaşlar tablo, rakamlı tablolar şey var. Konu sektörü 2013-2021 diye geçiyor. Onu verirseniz. Evet, şimdi buradan baktığım zaman ben size söyleyeyim. İlk şeyde ne? Yeni konu satışı. 2013'te 529 bin yeni konu satılmış. 2014'te 541 bin, 598 bin. Peki nüfus ne artmış? 2013'te 1 milyon 40 bin, 2014'te 1 milyon 28 bin. İşte şöyle toplam nüfus artışında görüyorsunuz. Yapı ruhsatı dediğimiz şey ne? İnşaatçılar ben daire bina yapıyorum ve şu kadar daire yapacağım. Yani inşaata başlanma. İşte yıllar itibariyle bakın 839 bin, 1 milyon 31 bin, 897 bin, 1 milyon 6 bin, 1 milyon 405 bin böyle 669 bin, 319 bin böyle geliyor. Yapı kullanım iznine biten inşaat. Arkadaşlar bunun bir sonraki tablosunu verin. Şimdi şeyi söyleyeceğim size. Bir sonraki bu şeyin de toplamı var. Toplamını söyleyeyim ben size bu yılların. Bir sonraki arkadaşlar... Bir daha sonra gelin. Konut ihtiyacı ve konut fazlalığı. 2013'ten 2021'e, 2021 dahil, 2013 dahil, 9 milyon nüfus artmış ülkenin. Hane halkı sayısı 2013'te 3.6'ymış, 2021'de 3.2'ye düşmüş. 3.2'den aldım. Ortalaması 3.4 ama yani bir konutta bir kişi yaşamıyor. 9 milyon nüfus arttı, 9 milyon konut gerekmiyor. 9 milyonu 3.2'ye böldüğünüz zaman... İhtiyacımız olan konut ne? 2 milyon 830 bin. 9 milyon nüfus artışının ihtiyacı olan konut 2 milyon 830 bin. 2 milyon 830 bin konut ihtiyacımız olurken 7 milyon 435 bin konuta başlanmış, inşaata başlanmış. 6 milyon 585 bini bitmiş. Yapı izni alınmış, bitmiş. Şimdi ben söyleyeyim. 2 milyon 830 bin ihtiyacımız varken 6 milyon 800 85 bin konut bitmiş. Ve bunun da 5 milyon 55 bini satılmış. Yani ihtiyacımız olan konuttan 2 milyon 226 bin konut fazladan satılmış. Artan nüfusun ihtiyacından neredeyse bir o kadar daha konut satılmış. 5 milyon 55 bin konut bitmiş ama şey satılmış ama 6 milyon 585 bin konut yapılmış, bitmiş, izne alınmış. Yani bitmiş, oturulabilir demiş. Yani aşağı yukarı 1,5 milyon konut fazlalık var değil mi? Evet. 1,5 milyon satılmamış fazlalık var. Satılmış fazlalık 2 milyon 226. Yani 3 milyon 700 bin konut fazlalığımız var. 3 milyon 750 bin konut var, fazlalığı var. Betona yatırdı dedik ya. Şimdi fiyatlar patlıyor. Yapı ruhsatı alınmış yani yapımı halen devam etmiş ve bitmiş olanlarla yani bir ne olmuş? Aşağı yukarı 1 milyon daire bitmemiş yapım aşamasında 1 milyon daire. Bunu da eklediğimiz zaman 4 milyon 605 bin fazlalık daire var Türkiye'de ya. Bu bollukta neden o zaman fiyatlarda böyle bolca? İki temel nokta. Türkiye'de konut ihtiyacı yok. İki temel nokta var. Bir tanesi şu, en temel nokta. Suni şekilde ortada nas var deyip %65-61 enflasyon, %14 merkez faizi. Bankaların verdiği faiz de 17-18. Vatandaş parasını nerede değerlendirecek? Parası olanlar parasını, parası olanlar diyorum. Aşağı yukarı 230 milyar dolar döviz vardı. Döviz mevduatı vardı değil mi? O döviz mevduatında olanlar para kazandılar. Acayip para kazandılar. Onlar, şunlar, bunlar gittiler. 10 konutu olan 20 konuta çıkardı. 30 konutu olan 40 konuta çıkardı. Yani konut ihtiyacı olan değil, konutu yatırım olarak kullanan. İhtiyaç sahibi olanlar alamadı. Türkiye'de yatırım alanını kilitlediği için AK Parti, Nurettin Nebati, Türkiye'nin yani insanlar finansal yatırım yapamıyor. Finansal yatırım yapamayınca konuta gittiler. Nas bizi evsiz bıraktı. Şimdi bu cümleyi iyi şey yapın. Nas bizi, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya, ortada nas var deyip bırak dedi ya. Nas bizi evsiz bıraktı.
Ev sahibini evinden etti. Kiracıyı evinden etti. Şu sistem bizi evsiz bıraktı. Yabancıya satılan konut 279 bin, 5 milyon 55 bin de 279 bin yabancıya satılan konut. Çok yüksek değil, %5,5. Yabancı konutu da çok yüksek değil. Buradaki temel şey, insanlar reel ekonomide, finansal ekonomide yatırım alanlarını kapattı AK Parti. Kapatınca bütün parası olanlar varlık fiyatlarına, varlıklara yöneldiler. Somut varlıklara yöneldiler. Evi olan da satmadı. Evi şey olan da gitti, paramın değerini nasıl koruyabilirim diye konut aldı. Bir inşaatın arsa hariç metrekare maliyeti 4500 lira ortalama. Orta sınıf bir inşaat, lüks söylemiyorum. Bunu 5000-5500'e çıkar. Yani 100 metrekare bir inşaatın, bir dairenin maliyeti 500-550 bin lira, 400-500 bin lira. Bilemedin, biraz daha lüks yaptın, 600 bin lira. Arsa payını ekle, yerine göre %50, yerine göre %60-70, 1 milyon 100, 1 milyon 200 bin. Ne diyor bir şey paylaşan, neydi? Miami'de 3 katlı müstakil daire, Ümraniye'deki 2 artı 1'den daha pahalı. Tamamen ana neden tamamen insanları finansal veya reel yatırıma gidecek alanları kapattığı için AK Parti konuta gittiler. Konut balon şişti. 1500'lü yıllarda mı neydi, tam hatırlamıyorum. Avrupa'da finansal şeyleri öyle hafife almayın. Lale borsası vardır, lale fiyatı. Hollanda'da evet. Lale fiyatı öyle uçmuştu ki. Ya lale, bildiğin lale ya. Borsada lale fiyatı, şu anda da bizde konut böyle çıktı. İkinci sebep de şu. 4 milyon, bak, yapı izni, yani bitmiş ve satılmış ve satılmayı bekleyen konut fazlalığımız 3 milyon 755 bin. 3 milyon 755 bin konut fazlalığı olan bir ülkede konut fiyatı patlamasının ikinci bir sebebi de kayıt dışı nüfus artışı. Yani hani tabiri caizse Suriyeliler, şunlar bunlar dediğimiz şeyler var ya. Geçen hafta verdiğimiz hani bir yılda 458 bin yabancı nüfus artmış diye. O bunun içerisinde var. Bunun içerisinde olmayan 5-6 milyon mu 7 milyon mu Türkiye'de 6-7 milyon kayıtlarda gözükmeyen Suriye'den gelmiş, Afganistan'dan gelmiş, Irak'tan gelmiş, şeyden gelmiş milyonlar. Şunu azaltan o. 3 milyon 755 bin fazlalık konutun sayısını azaltan o. Yani bugün Sayın Kılıçdaroğlu bunu çok fazla söylediği için söylüyorum. Ortamı sağlayarak, barışı sağlayarak Türkiye'deki o mülteci, göçmen şeyini bir nebze hafiflettiği zaman, o yükü hafiflettiği zaman Türkiye'de konut açığı değil, fazlalığı var. Üretim fazlası var. İhtiyacın iki katı üretim yapılmış. Ya ihtiyacın 2 milyon 830 bin, bitmiş olan fazlalık 3 milyon 755 bin. Ya ihtiyacın %150'si fazlalık var. Başka bir şey daha söyleyeceğim size. Ben buna biraz yarın akşam burada devam ederiz başka bir şeyle. Nas Hanım'la şeydimizde. Bu kadar konut satıldı. Arkadaşlar o biraz önce verdiğiniz grafik olarak vardı ya, grafikler. Konut sahiplik oranı ve kiracı oranı, onu verebilirseniz ekrana, size daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Konut sahiplik oranı ve kiracı oranı grafiği. Evet. Şimdi bunun bir önceki, arkadaşlar, bir önceki olması lazım. Konut sahiplik oranı ve kiracı oranı. Evet, bu. Şimdi ihtiyacımız 2 milyon 830 bin konut ihtiyacımız vardı. 5 milyon 55 bin konut satıldı. Yani ihtiyacımızın iki katı neredeyse yeni, o 5 milyon 55 bin yeni konut satışı. Şey değil, ikinci el konut satışı değil, yeni konut satışı. Peki buna rağmen ev sahipliği oranı niye 61'den 57.8'e düştü? Kiracı oranı 20.9'dan 26'ya niye çıktı? Gelir dağılımı bozukluğu. Yani gelir dağılımı bozukluğu şu. Benim barınma ihtiyacımı bir başkasının para ihtiyacını korumasından dolayı benim barınma ihtiyacımı aldı. Çünkü 5 tane daire aldı, değil mi? 5 dairesi vardı, 50 daireye çıkardı. Bu birkaç yıllık değil, uzun yıllar. Bakın 2006'dan bu yana alıyorum. Özellikle 2012'den sonra negatif faiz üzerine, düşük reel faizin zararı. Düşük reel faizinde her tercih, iktisatta her tercih bir vazgeçiştir. Düşük negatif faiz, düşük faiz
insanların finansal yatırım alanından uzaklaştırır, reel yatırım alanına, üretime değil, reel yatırım dedim, gayrimenkul gibi alanlara sevk eder. Bunun ortaya çıkardığı sonuç, ev sahipleri evini sattı, kiracıların oranı arttı. İhtiyaç 2 milyon 830 bin, satılan konut 5 milyon 55 bin, kiracılık oranı %20.9'dan 26.2'ye. Her 4 kiracıya bir kiracı daha eklendi. 4 kiracı çıktı 5 kiracıya. Ev sahibi 61'den 57'ye düştü. Peki şimdi arkadaşlar az önceki grafiği tekrar verin. Bunun devamı olan kim evini kaybetti? Alt, orta ve üst gelir grubu olarak 3'e ayırıyorum. Evini kaybedeni görüyor musunuz? Pembe çizgi. Alt gelir grubu. Evini sattı. Alt gelir grubu evini sattı. Evini kaybetti. Yani bizim 655 milyar dolar yabancı sermaye geldi. Ülkeye oluk oluk bu gelen parayı betona sevk ettik. Betona sevk ettik ama insanlara ev sahibi yapmadık. İnsanları tam tersi olarak kiracı yaptık. Ev sahipliğini kim kaybetti? En fazla en alt gelir grubu kaybetti. Orta sınıf aşağı yukarı korudu. Üst gelir grubu aşağı yukarı korudu. Ama evi olanlar, yani yatırım amaçlı olarak alınıyor. 10 evi olan 50 eve, 50 evi olan 100 eve, 100 evi olan 200 eve, 300 eve çıktı. Çözüm ne? Bir şey. Çözüm ne? Çözüm asla ve asla yeni konutlar, tarım alanlarını, yeşillikleri eve açmak değil, vergi sistemidir. 1929 buhranı Roosevelt bu sistemi uygulamıştır. Vergi sistemidir. İnsanların temel ihtiyaçları üzerinden yatırım yapılmaz. Kural budur. Temel ihtiyaçları üzerinden, benim temel ihtiyacım üzerinden, sizin temel ihtiyacınız üzerinden bir başkası finansal yatırım yaparak reel getiri elde edemez. Bunu vergiyle alırsın. Vergiyle düzenlersin. Yani temel ihtiyacı üzerinden yatırım yapmayı artan oranlı olarak vergilerle beraber, servet vergileriyle beraber, gayrimenkul üzerinden, gıda üzerinden bir örnek vereyim. Afrika'da bir aç çocuk 1 kilo buğday talebiyle Londra'da, New York'ta spekülatörün 1 milyon ton buğday talebi aynı piyasada hareket edemez. Sol diyoruz Türkiye'de de, dünyada da. Bugün dünyada gelir dağılımı, neoliberalizm 80 sonrası o kadar bozuldu ki, gelir dağılımını bozdu ki. Bu partilerin işi devreseldir aslında. Bazen arz iktisadı dediğiniz sermayeyi destekleyeceksin. 80'lerde mesela tıkandı. Sermayeyi desteklemek gerekti. Çünkü iş alanı açılamıyordu. Sermaye birikimi olmamıştı. Şimdi dünyanın en büyük sorunu, son 20 yıldır bu arttı giderek, gelir dağılımı bozuldu. Bu gelir dağılımı bozukluğunu düzelteceksin ama eski sistemle değil. Yani sendikayla bunu yapamazsın. Sendikayla olmaz bu nihayetinde. Ortalama ücret. Ortalama ücret için üretim ve verimliliği artırmak. Paylaşım. Paylaşım ama nasıl? Oturanı mı paylaştıracaksın? Çalışanla oturanı mı paylaştıracaksın? Yoksa çalışana daha yüksek kazançla oturanı da çalışmaya teşvik ederek mi? Sol. Ama nasıl sol? İşte gelir dağılımının bozukluğunu gösteren bir başka tablo da bu. Üretimle aynı piyasada, yani sen 1 milyon ton buğday talep eden spekülatörle karnını doyurmak isteyen 1 kilo buğday talep edeni aynı piyasada eşit rekabet yapamaz. Yapamayacağı için onları vergi sistemiyle, devletler içerisindeki vergi sistemleriyle dengeleyeceksin, teşvik edeceksin veya caydıracaksın. Konut da aynen bu şekildedir. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin konut sorunu yoktur. NAS sorunu vardır. Cumhurbaşkanının ve Nurettin Nebati'nin uygulamış olduğu finansal kilitlenme sorunu vardır. Ülkeyi kilitlediler. Bir, gıdamızı yediler. İki, barınmamızı yediler. Yani beslenme ve barınma insanların en temel iki ihtiyacıdır. İnsanların en temel iki ihtiyacını ortadan kaldırdılar, mahvettiler. Verdikleri hedefte bırakıyorum. Murat, 2053. Bizim evden çıkma yolu göründü öyle. Zaten çünkü fiyatlar düşmeyecekmiş, onu görüyoruz. Ev alma konusunda umudumu her gün yitiriyorum. Çünkü baktığım her ev bir hafta sonra ya da 10 gün sonra inanılmaz şu derecede artmış oluyor. Şu anda bakın, şu anda bir şelale akışı deriz biz buna. Borsalarda da olur. Bu şelale şeyi. Koptu. Realiteden koptu. Altı ne? Söylüyorum burada. Türkiye'nin 3 milyon 755 bin konut var. Çok rahat düzelir. İki şekilde. İki şeyle. Seçim sonrası ülkede yönetim değişip finansal yatırım alanlarını realize ederseniz otomatik olarak konut talebi zaten düşecektir. Türkiye'nin konut ihtiyacı yoktur. Fazlalığı vardır.
fazlalığı var. Otomatik olarak bu bir zaten düzelecek. Fiyatlar düşer mi? Hayır, fazla düşmez ama stabil kalır. Yıllarca stabil kalır. Hatırlarsanız 2002'de AK Parti geldiği zaman dolar kuru 1.60'lardaydı. 10 yıl oralarda kaldı. Konut fiyatları da öyle olur. İkincisi, göçmen politikası eğer bir politika uygulanır, düzenlenirse o da zaten Türkiye'de bir rahatlama getirecek konut üzerinde. İkinci aşamada odur. Şu andaki Türkiye'nin konut fiyatları gerçekle uzaktan yakından alakası yok. Uçuktur. Buradan konut almak bir intihardır. Mevcut politika devam ederse? Hayır, tam tersi. Mevcut politika devam ederse bu fiyatlar durmaz, devam eder. Yani böyle devam etmesi imkansız yani. Böyle nereye kadar çıkabilecek? Timur Bey, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortada nas var demesi bu fiyatları patlattı. Dolar bazında, döviz bazında bile daha fazla. Yani dövizin %100 arttığı yerde konut fiyatları %150, %200 arttı. Maliyetten kaynaklanmıyor. Maliyet söylüyorlar. Hayır kardeşim, konut fiyatının maliyetten kaynaklanmıyor konut fiyatları. Evet, maliyetler artmıştır. 2000 liralık maliyet 4500'e çıkmıştır. %100'ün üzerinde demir fiyatları, çimento fiyatları, doğalgaza yapılan her zam çimento fiyatlarına yansıyor. Dünya demir çelik fiyatlarındaki her artış kur artışıyla beraber demir çelik fiyatlarına yansıyor. Ona rağmen ortalama bir metrekare maliyeti 4000-5000 lira seviyesinde. Bir de 20 yıllık ev de aynı şekilde oluyor ki 20 yıllık ev de. Şimdi sıfır ev öyle artınca, öbürü artınca bu birbirine zincirliyor. Ama Türkiye'nin barınma ve beslenme temel iki hakkın tekrar geriye kazanılması iktidar değişimi olmadan asla mümkün olmayacak. Net olarak söyleyeyim. İktidar değişimi olmadan olmayacak. İktidar değişimli olacak. Ben yarın akşam devam ederim buna. Tamam. Kısa vadede fiyatlar düşmeyecek. Ön bilgileri vereyim. Yani ama tek bir cümleyle bitireyim. Ya bir ülkenin konut ihtiyacının iki katı konut yapılıp, 2.5 katı konut yapılıp, 2 katı konut satılırken kiracı oranının artması... Gerçekten çok ilginç. Gerçekten çok ilginç yani. Çünkü bunların düzeleceği noktanın biri de bağımsız yargı işte yani. Tok 2'de çalışmış, gördünüz mü? Tok 2'me çalışmış. Tok 2 zenginlere çalışmış. Ya AK Parti'nin en güzel politikası şudur. Söylemi fakir vatandaşadır. Eylemi fakirden alıp zengine vermektir. Bunu konutta da, köprüde de, otoyolda da, havalimanında da, her yerde görüyorsunuz. Söylem fakiredir. Ben seninle birlikteyim, seninleyim de. Bak grafikler burada, rakamlar burada. Ama bütün eylemi fakirden alıp zengine vermektir. Yani bu kadar komik politikayı da bu kadar güzel satmak çok güzel. Çok büyük başarı. Yani düşünebiliyor musunuz? Sürekli fakirden para alıyorsunuz. Geçmediği köprünün parasını alıyorsunuz. İnmediği havalimanının parasını alıyorsunuz. Her türlü fakirden parayı alıyorsunuz. Ve üst gelir grubuna o parayı aktarıyorsunuz. Ama söylemle de o fakiri gayet iyi idare ediyorsunuz. Din çok güzel bir şey bu anlamda. Yani din gerçekten camiye girdikten sonra siyaset bu sonuç ortaya çıkıyor. Yani fakirden alıp zengine verilen bir parti en büyük seçmeni de fakir. Kesinlikle ve bunları dinlerken, İbrahim Bey'in anlattıklarını dinlerken de direkt aklıma